Arkadaşlar herkese merhaba, ben Rezan Çakmak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber OnePlus 9 alınır mı onu konuşacağız. Nereden esti diye soracak olursanız, biliyorsunuz yine OnePlus 9 Pro'da son dönemlerde ülkemizde yurt dışı olarak oldukça yaygın bir cihaz. 9000 ila 9500 TL arasındaki fiyatlara OnePlus 9 Pro alabiliyorsunuz. Hem de 12 GB RAM, 256 GB'lık depolamaya sahip olan model. Fakat bu OnePlus 9 Pro dediğimiz cihaz T-Mobile cihaz, yani operatör cihazı oluyor. Bunun dezavantajları var mı? Elbette ki var. Fakat yazılımsal olarak dezavantajları var. Güncellemesi 4-5 ay sonra geliyor. Ben daha önce Lumia 1020'nin Turkcell versiyonunu kullanmıştım mesela. Cihazın açılış ekranında Turkcell logosu geliyordu. Cihazın aslındaki yazılımı biraz farklı. Fakat bu yazılım son kullanıcıyı etkileyecek şekilde farklı değil. Sadece marka için özelleştirici ufak tefek farklılıklar oluyor. Konumuza dönecek olursak, bu cihaz alınır mı? OnePlus 9 Pro ilk çıktığı dönem incelediğim bir cihazdı ve birçok noktada oldukça eleştirmiştim. Özellikle kamera tarafında yetersiz bulduğumu sürekli olarak belirtiyorum. Bu şekilde eleştirmemin sebebi kamera noktasında bir iddiasının olmaması. Yani kamerası aslında kötü değil. Fakat rakipleriyle kıyaslandığı vakit, özellikle o dönem S21 Ultra vesaire gibi cihazlarla kıyaslandığı zaman, fotoğraf ve video tarafında geride kalmış bir cihaz olduğunu hatırlayabiliyoruz. Ama şimdi öveceğim cihazı, çünkü şartlar aynı değil. Yani yurt dışı olarak şu an 9000 TL ile OnePlus 9 Pro 12 GB RAM, 256 GB depolama almak bence bu şartlarda gerçekten güzel ve alınabilir bir cihaz. Bu arada OnePlus 9 şu an yanımda yok ama ben ilk çıktığı dönem hem normal versiyonunu ve geçen haftada T-Mobile dediğimiz şu an piyasada yığınla bulunan cihazı bizzat inceleme fırsatım oldu. Hatta isterseniz bir OnePlus 10 Pro videosu da gelebilir. Deneyim videosu, detaylı inceleme videosu. Şu an elimde OnePlus 10 Pro var. Epeydir var aslında. Yani 11 Pro çıktı. Daha 10 Pro videosu gelmedi. İsterseniz onun da videosunu çekebiliriz. Açıkçası bu videoda çok böyle teknik detaya da değinmek istemiyorum. Kaba taslak geçecek olursak, OnePlus 9 Pro'yu hem malzeme kalitesi noktasında hem işçilik ve dizayn konusunda oldukça başarılı buluyorum. Metal hissiyatı, cam hissiyatı, kavisli ekran deneyimi, İnanılmaz premium bir cihaz. Tasarım konusunda gerçekten özel hissettirebilecek. Her kurcaladığınızda premium bir cihaz kullandığınızı fark edebileceksiniz. Kamera noktasında bu fiyatlara güzel bir kamerası bulunuyor. Bu fiyatlara yine güzel bir video performansı bulunuyor. Fakat rakiplerine kıyasla çok da yarışabilecek, kıyas kabul edecek bir cihaz değil bence. Ama bu fiyatlara bence kamera ve video performansında oldukça yeterli bir cihaz. İşlemci noktasında ise biliyorsunuz Snapdragon 888'i görüyoruz. Belalı işlemcimiz sürekli ısınıyor. Evet, ısı konusu var arkadaşlar. Yani ısınmıyor diyemem. Fakat bu benim için çok da rahatsız edebilecek seviyelerde değil. Yani en azından cihazın bir Xiaomi Mi 11 Ultra kadar ısındığını söyleyemem. Ki ben OnePlus 9 Pro yazın ortasında kullanmıştım. Mi 11 Ultra'yı kışa yakın, yani sonbahar dönemlerinde kullanmama rağmen arada ciddi bir fark vardı. 11 Ultra gerçekten çok daha fazla ısınıyordu. Bu demek değildir ki OnePlus 9 Pro çok serin çalışıyor. Kesinlikle OnePlus 9 Pro'da standarta göre evet biraz ısınıyor. Isındığı zamanlarda pili verimsiz kullanıyor diyebilirim. Bu tamamen size kalmış. Isınma olayı benim için açıkçası satın almamı engelleyecek bir unsur değil. Yani çok çok ısınmıyor mesela. Ben Mi 11 Ultra'ya tekrar tekrar geçmek istedim. Mi 11 Ultra gerçekten güzel bir cihaz. Hep aklımda ısınma konusu vardı. Cihaz WhatsApp'ta bir mesaj yazarken bile ısınıyordu. Yani sürekli eliniz sıcaktı. Bu bir yerden sonra can sıkabiliyordu. Yine 2K çözünürlüğünde bir ekranımız bulunuyor. Bu fiyatlara yine mükemmel bir ekran. Film izlerken, oyun oynarken falan sizi alıp götürüyor. Ekran konusunda da bu fiyatlara gerçekten mantıklı bir cihaz olduğunu söylemek mümkün. Son olarak ses ve pil başlığından bahsedecek olursam, ses performansı iyi, kesinlikle kötü değil. Fakat ben OnePlus cihazlarına, üst seviyede, üst sınıfta bu cihazlara bu ses performansını, hoparlör performansını pek yakıştıramıyorum. Yani OnePlus 10 Pro'da öyle, 9 Pro'da öyle, OnePlus'ın
Tüm cihazları böyleydi. Ses konusunda o beklediğim iyileştirmeyi bir türlü göremedim. Hoparlör deneyimi bu fiyatları yine hatırı sayılır güzel. Fakat bence rakiplerinin oldukça gerisinde. Pil performansı için orta şeker bir cihaz. Benim için iş görür bir cihaz. Pilinin yeterli olmadığını belirten bir kesim de var. Fakat pilin çok iyi olduğunu söyleyen bir kesim maalesef yok. 65 wattlık hızlı şarj cihazı ile cihazın çok kısa sürede şarj olduğunu düşünürsek bu benim için çok büyük bir sorun değil. Ben cihazı günde 2-3 defa şarja takmaktan sıkılmam etmem. Bir bakarım şarjım %40, takarım şarjı %80'de 90'da çekerim mesela. Bu benim için önemli değil ama kullanıcı vardır. Sabah %100'de alır cihazı, akşam eve geldiğinde pilinin işte %20, %30 seviyelerinde kalmasını ister. Bu tarz kullanıcılar için OnePlus 9 Pro kesinlikle umduğunuz, hayal ettiğiniz gibi bir cihaz değil. Bu tarz bir kullanım senaryosuna alışmışsanız bu cihaz sizi pil konusunda üzebilir. Satın alırken bunu da göz önünde bulundurmanızı isterim. Evet, işin özü bu fiyatlara OnePlus 9 Pro alınır mı? Bence kaçırmayın. Gerçekten günümüz yurt dışı cihazların düşündüğümüz vakit bu döviz kuruyla açıkçası sıfır olarak alabileceğiniz en mantıklı yurt dışı cihazlardan bir tanesi. Hatta en mantıklısı olabilir. Tabii yine tercih size kalmış. Ben düşüncelerimi, fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.